Yaşıyorum. Peki çocuklarınızı Allah bağışlasın, bol bereket içinde yaşasınlar. Amin. Peki size yani 5 dakika önce nasılsınız dediğimde ne dediniz? İyiyim dediniz. Peki sadece bunun problem olduğunu biliyor musunuz? Problemi sadece bu sözcükten kaynaklandığını söylesem ve sadece bu sözcüğü değiştirerek bolluk bereket içinde yaşadığınızı söylesem inanır mısınız? İnanmazsınız. İnanmazsınız çünkü inansaydınız bugüne kadar çoktan yapardınız. Yemin ediyorum sadece bu yeterli. Nasılsın sorusuna iyiyim cevabı vermeyin. Yani daha benden ne istiyorsunuz? Bu kadar açık ve net. İyiyim deyince arkadaşlar bolluk bereket içinde yaşayabilirsiniz. İşte böyle şu ana kadar nasıl gelmişse öyle devam edin. Acı. Bunu sizin yüzünüze söylemek çok acı. Arkadaşlar iyiyim dediğiniz için. Bolluk bereketiniz. Şu an iyiyim diyenler baksınlar. Maddi durumları bu iyiyim demeden kaynaklanıyor. Peki çevrenize maddi durumu iyi olanlara bakın. Biraz düşünün. Zengin olanlara bir bakın. Allah daha da versin zenginleri. Allah yüce Allah'ım herkese zenginlik versin. Ha, onlar iyiyim demiyorlar. Ne dediklerini tabii ben hepsini tek tek gitmiş görüşmüş değilim. Gidin görüşün bakın bakalım nasılsın deyin size iyiyim diyecekler. Peki insanı fakir bırakan bolluk bereketten uzaklaştıran 5 sözcük var. İyiyim sözcüğü bolluk bereketten uzaklaştırır. Şimdi iyi bolluk bereketten daha da uzaklaştıracak bir sözcüğü söyleyeyim. İyi olmaya çalışıyorum. Bunlar daha da uzaklar. Şimdi daha kötü bir sözcük söyleyeceğim. Bolluk bereketi daha da alıp götüren, yok eden. Nasılsın? Kendimi kötü hissediyorum. Kötüyüm. Var değil mi arkada hani çevrenize nasılsın diye sorduğumuzda iyi olmaya çalışıyorum diyen var. Kendimi kötü hissediyorum diyen de var. Kendimi kötü hissediyorum diyen var ya. Bu söylediklerimden daha fazla bolluk bereketten uzak. Şimdi söyleyeceğim şu. Daha da şu ana kadar söylediklerimin en berbadı. Bunlar artık en dipte olanlar. Nasılsın? Sürünüyorum. Ya böyle sürünüyorum diyenler var. Ben duymadım demeyin. Kesinlikle çok duymuşsunuz sürünüyorum diyen. Bir insan nasılsın sorusuna sürünüyorum diyorsa Allah'ını seversen hangi bolluk bereket gelecek? Bizim sözlerimiz M, I, K, N, A, T, ise mıknatıs. Bizim sözlerimiz mıknatıs. Allah korusun bana Yüce Allah'ım dedirtmesin. Nasılsın sorusuna cevap olarak onu sürünüyorum diyen insan var ya böyle bütün evrenden sürünme enerjisini alır. Yani bolluk bereketten uzak. Peki en berbadı insanoğlunun bugüne kadar bolluk bereketini kendi elleriyle yok ettiği en berbat sözcük. Nasılsın? Ölüyorum. Hiç böyle bir cevap veren kişi duymadım demeyin, duydunuz var yani. Duydunuz değil mi? Hani nasılsın diye sorduğunuzda ölüyorum diyeyim. Onlar kendi ellerinin tersiyle Yüce Allah'ın onlara gönderdiği bolluk bereketi iten insanlar. En berbat olanı ölüyorum diyenler. En fakirleri olur. Yine berbat olan sürünüyorum diyen. Kötüyüm diyen bolluk bereketi yine kötü. İyi olmaya çalışıyorum diyen bolluk bereketi yok. İyiyim diyen de işte şu anki mevcut durum. Bundan kurtulmak istiyorsanız söyleyeceğiniz sözler ne?
Peki bana nasılsın diye sorduğunuzda ben ne diyorum? Alemler Bir de bana kimsenin sormasını beklemiyorum ki. Hadi 20 gün kimse bana sormadı. O mıknatısı kullanmayacak mıyım? Ben kimsenin bana sormasına ihtiyaç kalmadan alemler ötesiyim demeyi bir zaruriyet, bir alışkanlık haline getirdim. Canlı yayını açtığımda alemler ötemiz sonsuz diyorum. Demiyor musunuz neden yani Refik Hoca kafayı mı yedi de böyle diyor. Refik Hoca alemler ötesiyim deyince bolluk bereketi artıyordu ondan. Refik Hoca alemler ötesiyim demeden önce valla Milli Eğitim Bakanlığı'nda Milli Eğitim Bakanlığımızda şerefiyle çalışan aşırı gayretli bir öğretmendi. 22 yıl edebiyat öğretmenliği yaptı. Tabii öğretmen maaşında 22 yılını geçirdi. Ama o zamanlar alemler ötesiyim demeyi bilmiyordu. O zamanlar ehliyim diyordu. Sizin gibiydi. Vallahi sonra bu sözleri bir kullandım, bir kullandım ana. Öğretmenliği kendi isteğimle bıraktım çünkü dedim ki bu bana göre değil yani hani bolluk bereket içinde yaşamak için bir baktım ana bu sözcüğü kullandım ya Sibirya'ya gittim, Güney Kore'ye gittim, Cezayir'e gittim, Almanya'ya, İtalya'ya, Fransa'ya, oralarda eğitimler verdim. Peru'ya, Amerika'ya. Şu anda sizinle de Amerika Dallas'tan konuşuyorum. Alemler ötesiyim deyince bir lise öğretmenliğinden çıktım, dünyanın öğretmeni oldum. Bilinçaltı dil öğretmeni oldum. İşte hocam, iyiyim demeyip de alemler ötesiyim diyerek bol berekete kavuşulur mu? Kavuşulmasaydı ben bu kadar üzerinde durmaz, anlatmazdım. Fakat yine adım gibi bildiğim bir şey var. Yine alemler ötesiyim diyemeyip iyiyim demeye devam edecekler var. Belki siz buna yine devam edeceksiniz iyiyim demeye ve yine serzenişe devam edeceksiniz. Niye bolluk bereketim yok? 5 yıl sonra da hala iyiyim diyeceksiniz. Sonra diyeceksiniz niye bolluk bereketim yok? Mıknatısınız o kadar çekiyordu ondan. Ölüyor mıknatısı olanlar bolluk bereketi hiç çekmiyor. Sürünüyor mıknatısını kullananlar bolluk bereketi hiç çekmiyor. Kötülüğün mıknatısını kullananlar bolluk bereketini hiç çekmiyor. İyi olmaya çalışanlar, iyi olmaya çalışıyorum demek kendime de hayrım yok, kimseye de hayrım yok demek işte. Böyle bir hayırsızlık mıknatısı kullanıyorlar. İyiyim diyenler de işte şu an iyiyim diyenler ne yaşıyorlarsa onu yaşıyorlar. Ki 5 tane saydık. Ha. Bugün 30. enerjiye geldik. Alemler ötesi. Her birini kullanınca bolluk bereketimiz arttı. Fakat ben bunu söylerken sanki sizin kalbinizi kırmış gibi oldum. Çok çok özür dilerim. Evet biraz çünkü hem laubalilik gibi oldu hem de bilgiçlik taslamak gibi oldu. Sanki biraz azarlamak gibi oldu. Bunları yaşattıysam ya da böyle hareketlerimle bunlar çıktıysa çok çok özür dilerim sizden. Ama gerçekten eğer bir insan bolluk bereketini arttırmak istiyorsa ve şu an mevcut durumundan da çıkmak istemiyorsa belki birazcık böyle bir hafif bir motivasyon gerekliydi ona. İnsanların titreyip kendilerine gelmeleri, mıknatıslarını değiştirmeleri gerekiyor. Ben tam 25 tane mıknatıs değiştirdim. Zannetmeyin ki bir anda alemler ötesi mıknatısı geçti elime. Çok iyi mıknatısını kullandım. Altıncıydı. Şahane mıknatısını kullandım. Harika mıknatısını kullandım. Muhteşeme mıknatısını kullandım. Dokuzuncu enerjiyi kullandım. Mucize mıknatısını 4 yıl önce kullandım. Hatta 5 yıl önce. Mucize ötesi mıknatısını 3 yıl önce kullandım. Sonra dedim ki daha kuvvetli mıknatıslar lazım. Nuru hayat ötesi mıknatısını kullandım.
Sonra daha güçlü mıknatıslar aradım. Böyle olur belki daha fazla çekecek mıknatıslar. Yaratıcılık ötesi mıknatısını kullandım. Sırlar ötesi mıknatısını kullandım. Sonra 15. gün mıknatısını kullandım. Bana diyorlardı ki nasılsın? Rafiyak İstanım. Millet diyordu kafaya mı yemiş bu? Rafiyak İstan ne? Mesela siz Ayşe Gülsünüz ya. Herkes kendi isminin sonuna İstan getirdim bitiyor. Nasılsınız? Ayşe Gülistan'ım. İlk önce insanlar sizi böyle alay alacaklar. Diyecekler ki ne oluyor? Ama sonra insanlar sizin doğru yolda olduğunuzu anlayınca sizin yolunuzdan gelecektir. İşte neyse 15 hani 30'a kadar tek tek çıkmamız gerek yok. Diğerlerini saymama gerek yok. Defalarca daha önce canlı yayınlarımızı dinleyen arkadaşlarımız o sıralamayı biliyorlar. Ve sizler hiç arkadaşlar zahmet edip 6'dan 7'den başlamak zorunda değilsiniz. Direkt 30'dan başlayabilirsiniz. Bundan sonra insanlar size nasılsın dediğinde alemler ötesiyim deyin. Ve küçük bazı ayrıca yan destekler lazım. Ne? Asla ve asla param yok dememelisiniz. Olabilir paranız yoktur o gün. Ama param yok dediğin zaman bu sözcüğü kullandığın zaman bak param yok iki kelime cümle bitti nokta. Bu cümleyi kullandığı zaman kişi yine mıknatıs kullanıyor. Param yok mıknatısını kullanıyor. Para gelmiyor. Aynen şu olacak. Vallahi cebinizde para yoksa, evinizde de paranız yoksa, paranız yoksa yani onu kullanmayın. Deyin ki param çok. Bu çok önemli ama bak. Param çok. Birisi sorduğunda param var mı? Param çok. Bunu kullan. Ve yaklaşık bunu kullandıktan 10 yıl sonra paranızın çok olduğunu göreceksiniz. Ben şimdi bunu 2014'te, 2015'te İstanbul'da adını söylemeyeyim, Ataşehir'de bir lisede en son çalıştım. Şu kararı aldım ya. Refit, 22 yıldır edebiyat öğretmenliği yapıyorsun. Ayın sonunu getiremiyorsun. Çünkü gelmiyordu ki ayın sonu. Yani kredi kartı 2-3 bin lira, 5 bin lira kredi kartı limiti dolmuş. Oradan al oraya ver. Hiç para yok. Dedim ki artık buna bir çözüm. Ne? Öğrenci kim olursa olsun sorduğunda param çok diyeceğim. Param yoksa dedi çok diyeceğim. Gerçekten yoktu. Yani şöyle. Evet 98 model bir arabam vardı. BMW 98 model ama. 20 yıllık arabam vardı. Benzin almaya gittiğinde 20 liralık 30 liralık benzin alıyordum yani. Hatta depoda böyle hani depo kırmızı ışık. Benzin deposu her kırmızı yanı da böyle idare ediyordum. 20 lira koyuyordum, 30 lira benzin koyuyordum. O kırmızı bile doldurmuyordu. Onunla gidip geliyordum. Yolda her an benzin bitme sıkıntısıyla karşı karşıyasam. Sonra dedim ki buna bir çözüm bu. Niye böyle? Ben çocukluğumda simit sattım. İlkokula gitmezden 3 sene önce yani 4 yaşındayken simit sattım. Daha ilkokul 4. sınıfa kadar. Ben hep şuna inandım. Para kazanmak çok zor. Para kazanmak için sabah 4'te kalkacaksın. Sabah 1 saat yolculuk edeceksin yürüyerek. Simit fırınına gideceksin. Sabah 5'te. Simit fırınında 8-10 tane senin gibi çocuk sırada bekleyecek. Fırından simit çıkacak. İşte sen yarım saatte simitlerini bekleyeceksin. Güneş doğduğunda 6:30 gibi simit tablanı 40 tane 50 tane simidi başına koyacaksın. Öğlen 1'e 2'ye kadar sokak sokak simitçi yavruya çıtır çıtır çaya batır eve götür köye götür beğenmezsen geri getir böyle tek tek dolaşacaksın. Öğlen 1'e 2'ye kadar bitirdin bitirdin. Ha. Ve ondan kazanacağın para bir simit yani 20 tane pardon 50 tanesini satsan 25 lira para kalır. 25 lira bugün 25 lirası. Evet. İşte şunu derdim. Refik, mesela bir canım o zaman çocuktuk ya ne vardı? Mis sütler vardı böyle kutularda. Canım çok çekerdi ama alamazdı. Niye? Çünkü derdim ki Refik bak sen şimdi bir mis süt alsan tam 15 tane simit satmalısın.
15 tane simit satacaksın onun parasını. Onu. Cebimde evet para var diyelim ki mis süt almaya. Ya da kola içmek istiyorsun ama cebinde kola paran var ama diyorsun ben şunu diyordum. Bu kola parası için var ya 8 tane simit sat. 8 simit 2 saatte satılır. O zaman içmeyeyim diyordum. Para kazanmak ne kadar zor diyordum. Ve bunu hep böyle uzun yıllar getirdim kendimde. Öğretmenlik yıllarımda da. Hep bir şey, bir parayla ilgili bir şey olacaksa çocukluk yıllarım aklıma geliyordu. Bak bunun için 4 gün simit satmalısın falan. Bu anlayışımı değiştireceğim dedim. İşte İstanbul'daki o okulda artık o gün çok net karar aldım. Çünkü artık canıma tak etmişti. Parasızlık. Dedim ki artık kim sorarsa sorsun param yoksa da 10 lira param bile olsa cebimde param çok diyeceğim dedim. Vallahi öyle dedim tamam mı? Param çok demeye başladım. Bir de çocuklar beni Cüneyt Arkın gibi popüler görüyorlar. Ben 5 sene önce bakmışım takım elbiseyle çıkmıyorum karşınıza. Takım elbiseyle şöyle bir çıktığımda falan filan böyle Cüneyt Arkın abimizden bile yakışıklı. Tamam mı? Sonra dersimi şimdi size nasıl bilinçaltı dersinden böyle bir şeyler canlı yayında öğretiyorsam anlatıyorsam edebiyat öğretmenliğinde üstüme yoktur desem abartı etmem. Bütün öğrenciler hocam bizim dersimize niye gelmiyorsunuz? Babamıza söyleyelim, müdüre söylesinler sizi bizim sınıfa öğretmen olarak, edebiyat öğretmeni olarak alalım mı? Böyle, herkes böyle isterdi onların sınıfına gideyim diye. Çünkü çocuklar gelirdi. Hocam bir hayvan söyleyelim mi? Bir hayvan söylüyoruz siz bizim bütün hayatımızı söylüyorsunuz. Sonra çocuklar basket oynuyorlar bahçede ayağı burkulmuş. Hocam ayağım burkuldu lütfen buna bir çare. Hemen şıngşıng ayağının burkulmasını düzeltiyordum. Çocuklar beni öğretmenliğin çok ötesinde zannediyorlar. Bazen teneffüste yanıma geliyorlardı. Siz öğretmen değilsiniz hocam diyorlardı. Valla siz öğretmen değilsiniz dedim hocam. Niye? İşte ayağımız burkuluyor. Hemen anda iyileştiriyorsunuz. Bir hayvan söylüyoruz. Bizim neyimiz var, neyimiz yok. Her şeyimizi biliyorsunuz. Diyorlardı. Ben öyle muazzam bir öğretmen olarak çocukların gözündeyim. Bir de öyle bir öğretmenim ama cebimde para yok. Dedim ki artık iş değişecek. Ve çocuklar işte sor dedi, bana şunu sordu çocuklar bir gün. Bu kararı aldığım günlerde. Şimdi benim 98 model BMW'm var. Yıl 2015. Yani 18 yıl yaşında bir eski bir arabam var. Ama BMW adı değil. Böyle bir de mavi. Çocuklar dediler ki hocam sizin çok paranız var mı? Var tabii ben çok zenginim. Başka arabanız var mı hocam? Var tabii. Ne var? Ben de ya, şimdi bir de bu kararı almıştım. Pembe yalanlar söyleyeceğim dedi. Ne olacak? Başka ne arabanız var hocam? 2 tane daha var. Ferrari var bir de Camaro var. Lise öğrencisi yer mi yemez. Ama yarısı inanıyordu böyle. Yarısı inandı. Yarısı inanmadı böyle. Hocam niye getirmiyorsanız Camaro'yu, Ferrari'yi dedim ki yani. Şimdi arabam bak, bahçede buraya Ferrari getirsem öbür öğretmenlere ayıp olmaz mı dedim. Onun için getirmiyorum dedim. Çünkü sınıfın yarısı böyle 9. sınıflar, 10. sınıflarda, 11, 12. sınıflarda söylüyorum. Yarısı inanıyor, yarısı inanmıyor. Olsun. Böyle oldu ya. Yemin ediyorum bu sözü söyledikten 3 yıl sonra o okula Porsche ile gittim. Kendi Porsche'umla. Yemin ediyorum o okula kendi Porsche'umla gittim. İnanıyorum. Yani ben o kararı aldıktan sonra öğrencilere param çok dedim. Ha, param çok dedim ya. Bunu söyledikten 10 gün, 15 gün sonra param çok oldu ve bir de ben bu sözü kullandım da ondan sonra param arttı hiç artık aklıma gelmiyor. 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay. Ana. Sanki yağmur yağıyor para. Aradan şöyle 5-6 ay geçti. Ben gitsem o gün o kadar almıştım ondan sonra oldu diye. Şimdi en önemli tip o. Cebinizde para yoksa dahi paranın çok değil. Ve bunu günde defalarca da kendi kendinize deyin.
Ve böyle arabanız varmış, eviniz varmış gibi hareket edin. Sorduklarında var değil, ne olur yani. Tamam o gün yok ama birkaç ay sonra olacak ki biliyorum. Yalancı çıkmazsınız. Birkaç ay sonra çünkü olacak. Ha, bu ikisi param çok ve şu malın mülküm var deyin ve şu sıracı kesinlikle kullanın. Alemler ötesiyim. Valla benim elimden ancak bu kadar gelir size anlatmak için. Bu kadar çaba, bu kadar biraz kafaya çekiçle vurmuş gibi yaptım ama bu gerekliydi. Sadece bu kadar bakın. Başka hiç meditasyona falan da gerek yok. Evet meditasyonu da var ama hiç meditasyona gerek yok. Bu söylediğim üçüne inanmayan, bunu hayatına uygulamayan kişinin meditasyona ihtiyacı var. Bunların üçünü yapan kişinin meditasyona ihtiyacı yok. Peki, öğretmen edasıyla lütfen söyle ne yapman gerekirmiş, neymiş bu üç ödev? Alemler ötesi. Ya bunu hatırlıyorum diğer. Tamam. Ben şimdi sizin bolluk bereket içinde yaşamanız için elimden geleni yaptım. Ha, eğer bunu uygulamak istiyorsanız bu videoyu bir daha dinlersiniz. O diğer ikisini de yakalar hayatınızın üçünü bir normalitesi haline getirirsiniz. Bolluk bereketiniz artar. Amin. Haydın bırak. Bu kadar yeterli. Bu muazzam bir bence bolluk bereket çalışmasıydı. Ayşegül Hanım, bundan sonra insanlar size nasılsın dediğinde alemler ötesiyim deyin. Diğer ikisini de bu videoyu yeniden izleyin. Zahmete girip öğrenin. Bir de öğrendikten sonra uygulamak isterseniz uygulayın. Benden söylemesi teklif var. Israr yok. Haydi. Size ben teşekkür ediyorum. Ben Gerçekten teşekkür ederim. bu canlı yayının bu derece güzel olacağını hiç düşünmemiştim. Canlı yayınlarımız sizlere göre, katılımcılara göre şekilleniyor. Sizlerin istekleriyle, sizlerin dile getirdiği konulara ve sizlerin bilgi birikiminize göre şekilleniyor. Ben 4 yaşında bir çocuk katılsa, onun anlayacağı şekilde konuşabilirim. Bir mitoloji profesörü katılsa, onun anlayacağı şekilde konuşurum. Ve siz bu konuyu en güzel biçimde dile getirmeme vesile oldunuz. Allah sizden razı olsun. Yüce Allah'ım, eğer siz istiyorsanız bolluk bereketinizi sizin istediğiniz noktaya getirsin. Amin. Teşekkür ederim. Bizi dinleyen, izleyen Facebook, YouTube ve Instagram'daki dostlar, Yüce Allah'ım, sizin gönlünüzden geçirdiğiniz bolluk bereketi sizin ve evren için faydalıysa, sizin de düşündüğünüzden trilyonlarca kez daha fazlasıyla hemen şu an size nasip etsin. Bolluk bereket içinde yaşayın, yaşayalım. Amin, amin, amin. Alemler ötemiz sonsuz. Selamlar size. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.